Türk müzik tarihinin en naif, en kibar, en kadife sesli sanatçılarından biriydi o. Unutulmaz şarkıları, harika konser kayıtları bundan bir ay önce de belli bir kesim tarafından açılır, o harika enerjisinin verdiği pozitiflik ama biraz da buruklukla dinlenirdi. Yeni bir kesim için Ferdi Özbeğen hiç yeni olmadı. Ama şimdilerde de çok farklı bir jenerasyonun dikkatini çekti. Biz de şimdi yeni keşfedilen bu ülkemizin ilk piyanist şantörünün hayatını anlatalım dedik. Hoş, o kendi de anlatmış aslında. Bibiyo'nun kendisine geçmeden önce ufak bir spoilerımız olsun o zaman. Alkışlarla yaşar, yalnızdır piyanist. Müzikle aşkı birbirinden ayıramaz. Mutlu etmek için çalar durur piyanist, şarkılarla anlatır kendini, ağlayamaz. Sahneye çıktıkları zaman bu piyano çalıp şarkı söylemeye hatta başka enstrüman, bunların aklından bir kere geçtiğimi düşünüyorum. O bana yetiyor. Ferdi Özbeğen 1941 yılının 17 Ağustos'unda İzmir'de Ankaralı Katolik Ermeni bir aileden gelen Afet Hanım ve Girit göçmeni Hasan Bey'in ikinci evliliklerinden doğan oğulları olarak dünyaya gözlerini açtı. Küçükken hayalinde büyükelçi olmak var ama müziğe de ilgili, hatta müzikle tanışıklığı aileden geliyor. Baba İzmir'in ilk taksicilerinden biri bu arada. İlkleri yaşatmak aile mirası gibi bir şey onlar için. Anne cümbüş, baba buzuki çalıyormuş evde. Ferdi Özbeğen ne kadar büyükelçi olmak istese de 11 yaşında ortaokulda ailesinin de etkisiyle piyano çalmak için özel dersler almaya başlıyor. Planı şu, büyükelçi olacak ama piyano çalan bir büyükelçi olacak ve ülkemizi yurt dışında daha da güzel temsil edecek. 1960'ta özel İzmir Koleji'ni bitirmesinin ardından İktisat Fakültesini kazanarak İstanbul'a gidiyor. Bu onun büyükelçi olma yolunda attığı en önemli adımlardan biri. Ama ne yazık ki 63 yılında babasının vefat etmesiyle birlikte eğitimini yarıda kesmek zorunda kalıp İzmir'e geri dönüyor. Eve para götürmek için çalışmak zorunda. Onun yanında ise sadece piyanosu var. O da İzmir pavyonlarının kapısını çalıyor. Müzikten ilk para kazanmaya İzmir'deki pavyonlarda akordeon çalmasıyla başlıyor. Kısa süre sonra Ferdi Özbeğen Orkestrası'nı kuruyor. 65'te orkestrasıyla Hürriyet Gazetesi'nin altın mikrofon yarışmasına katılıp güzel bir başarı elde ediyorlar. Elinde para, İzmir'de ise çalışacak iş kalmayınca cebinde tek gidişlik biletleriyle İstanbul'un yolunu tutuyor ve oradaki pavyonlara gidip "Abi piyanist lazım mı?" diye kapılarını çalmaya başlıyor. Tam işler yoluna girmişken ve Ferdi Özbeğen düzen oturtmuşken bu sefer de çalıştığı Çınar Oteli'nin greve girmesiyle yeniden bir bocalama dönemine giriyor. Orkestrası dağılan Ferdi Özbeğen artık tek başına. Evet, altın mikrofonda orkestrasıyla başarılı olmuştu ama yalnız başına piyano çalıp şarkı söylemek o zamanlar pek de görünür şey değildi. 74'e kadar orkestrasıyla çeşitli lokal ve eğlence merkezlerinde konserler verdi ancak yola yalnız devam ederken fark etmeden ülkede piyanist şantör kültürünün öncüsü haline geldi. Sadece o da değil, 60'lı yılların ortasında Türkiye'ye elektronik klavyeyi ilk getiren isim de aynı zamanda. Elmadağ'da bir restoranda tek başına piyanist şantörlük yaptığı dönemde bir gece Atlas plan sahibi yanına geldi ve "Yaptığınız bu müziği plak yapmak ister misiniz?" diye sordu. Bu aslında hayatının dönüm noktasıydı. Ama Ferdi Özbeğen, "Yaptığımız sadece insanlara hoşça vakit geçiren bir tarz. Kimsenin dinleyeceğini sanmam ama isterseniz Vestiyer'de satarız," dedi. Çünkü ona göre yaptığı işin adı eğlendirici piyanistlikti ve insanlar ne kadar mekanlara bu müzik tarzını dinlemek için akın etse de plak alıp evde onu dinlemezdi. Yine de bu plak teklifine evet dedi ve sadece 5 saatlik hazırlığın ardından 1977'de ilk uzun çaları Ferdi Özbeğen'le 45 dakika raflarda yerini aldı. Acaba tutar mı endişesiyle çıkarttığı bu plak 3 ay raflarda beklemesinin ardından beklenmedik bir şekilde yükselişe geçti ve satış rekorları kırdı. Çünkü farklı bir tarzı vardı ve bu batı rüzgarını arkasına almış Türkçe sözlü müzik tarzı kısa sürede ülke tarafından benimsenecek, hatta insanların müzik zevkine yön verecekti. Plağın iç kapağındaki takdim de tam olarak Özbeğen'in geleceğini ve misyonunu işaret ediyordu aslında. Özbeğen'in müziğinde kendi yaşantısının sadeliğini buluyoruz. İnsan sevgisini iddiasız bir tonla ne kadar kolaylıkla aşılıyor. Özbeğen yeni bir tavırdır. Türk müziğiyle Batı müziğini söylerken ve çalarken birbirine çok yakıştıran bir tavır, yazıyordu. Hemen bir sene sonrasında Orhan Gencebay'ın plak şirketi Kervan Plağı geçti ve ardı ardına Ferdi Özbeğen'le sohbet, teşekkürler ve mutluluklar plaklarını çıkarttı. 80'de ise Gencebay'la yollarını ayırıp onun ekibinden ayrılan ve kendi şirketini kuran Yaşar Kekava'nın plak şirketine transfer oldu. Burada da ilk dönem albümlerinin getirdiği başarıyı, yıllardır süregelen piyanist şantörlük deneyimini ve özgüvenini arkasına alıp ardı ardına her sene albüm çıkartmaya devam etti uzun yıllar. Bu albümlerde Rahbani
Brothers şarkılarını, dönemin sevilen ve klasikleşmiş parçalarını ve daha önceden söylenip unutulmuş şarkıları yeniden düzenleyip seslendirdi. Takvimler 83 yılına geldiğinde Ferdi Özbeğen tam 20 yıldır sektörün içindeydi. Ve bunu Şan Tiyatrosu'nda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile verdiği müthiş, hala açıp açıp izlenen konserler zinciriyle kutladı. 40 kişilik orkestrasıyla yüksek ücretli biletleri alamayanlar da dinleyebilsin diye giriş ücretini 1 lira olduğu için Şan Tiyatrosu'nun önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden olan 46 serilik bir konserler silsilesiydi bu. Tüm kıyafetleri kendisi diktirip orkestra üyelerine verilecek olanlar dışında hiçbir ücret de talep etmemişti bu konserler için. Ancak 90'lara doğru artık ülkenin müzik zevki yeniden kabuk değiştiriyordu. Ferdi Özbeğen'si albüm yapmaya başladığından beri kendi tarzını oturtmuş, zaman zaman 85'teki pop rock temalı belki bir gün albümü gibi deneysel çalışmalar yapsa da kesin çizgilerinin dışına pek çıkmamış, hep aynı aranjörle aynı tatta parçalar yapmıştı. O zamana kadar ekonomik doyuma da ulaşmıştı aslında. Hatta 82'de plakları öyle bir satıyordu ki vergi rekortmeni bile olmuştu. Şan Tiyatrosu'ndaki konserlerinden sonra albüm çıkartmaya devam etse de artık 90'lar popunda kendi özgün yerini alamamaya başladı. O yüzden 20. sanat yılı konserleri bir nevi onun jübilesi gibi de oldu. Türkiye'ye Batı müziğinin üstüne okuduğu Türkçe sözlü şarkıları sevdirmiş, müzik zevkinin yolunu değiştirmişti. The fallen leaves, the fallen leaves, drip by my window, drip by my window. Ama artık 90'ların enerjisine yetişemiyordu. Yenilikler denemeye çalıştı. 91'de Şarkılarım isimli nostalji albümü, Türkiye'de pek duyulmayan Unplugged, yani elektronik müzik kullanmadan canlı performansla kaydedilen albümünü çıkarttı. Sonrasında ise baktı ki olmuyor, inzivaya çekilerek zaten sık sık gidip geldiği, zamanının çoğunu geçirdiği Bodrum'da yaşamaya başladı. Bir süre sessiz kaldı. 98'de ise Kandil albümüyle hem onu tanımayan jenerasyonla tanıştı, hem de özleyenleriyle hasret giderdi. 2001'de Ayrılmayalım albümü geldi. 2006'da ise Yaşar Plak, Ferdi Özbeğen'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla yeniden yayınladı Cansu'yum adıyla. Şimdi de 2000 jenerasyonuyla tanışma zamanıydı onun için. Cansu'yum büyük ses getirmiş, herkesin beğenisini toplamış ve istedikleri gibi gençlerle Ferdi Özbeğen arasındaki tanışmazlığı ortadan kaldırmıştı. Ancak bu başarının sevinci biraz da buruktu. 2001 yılında prostat kanseri teşhisi konulmuştu. Kanser erken tanı olduğu için kontrol altına alınmıştı. Ama bu Ferdi Özbeğen için önemli de bir ders niteliğindeydi. Bir röportajında insanlara iki şey demeyin, hastayım ve param bitti. İnsanlar bu iki lafı duyduktan sonra karşı kaldırımdan yürümeye başlıyorlar demişti. Yani anlayacağınız üzere koskoca Ferdi Özbeğen hastalığının ardından yalnız bırakılmıştı sevenleri tarafından. Ama bir kişi yanındaydı. Ve birazdan duyacağınız hikaye bu naif, zarif, bu kadife sesli adamın hayatının en sansasyonel iddiasıdır. Özel hayatını pek gözler önünde yaşamayı sevmiyordu ama eşcinsel yönelime sahip olduğu da biliniyordu. Yanında sık sık görülen Hilmi Mutlu, gazeteci Oray Eğin'in iddiasına göre sevgilisiydi. Ve daha o dönem eşcinsel evliliklerin bırakın bazı ülkelerde serbest olmasını, bu kavram bile pek çokları için yeni sayılırdı. Özbeğen, 31 yaşındaki Hilmi Mutlu'yu evlatlık edinmişti. Ve iddiaya göre bu aynı evde yaşayabilmeleri için formalite icabı yapılan bir girişimdi. Bu iddia basında çok yer alınca Ferdi Özbeğen bir açıklama yapmak zorunda kalmış, Hilmi Mutlu'nun 13,5 yıl boyunca annesi ve ona hizmet ettiğini ve yalnız bırakma, o bize çok yardım etti diyerek annesinin ona vasiyet ettiğini söylemişti. Buna göre Özbeğen, 4,5 yıl önce hayatını kaybeden annesinin vasiyetini yerine getiriyordu bu evlat edinmeyle. Ancak yine de bu iddia yıllarca konuşulmaya devam etti. Ve ne yazık ki sansasyonlar 28 Ocak 2013 tarihinde Ferdi Özbeğen'in hayatını kaybetmesinden sonra bile devam etti. O, arkasında bir ömür boyu dinlenecek binlerce güzel parça, harika bir konserler silsilesi kaydı. Hala dizilerde, filmlerde kullanılan, unutulmaz, ne zaman dinlenirse dinlersin beğenilecek şarkılarını bırakmıştı. Manevi mirası buydu. Maddi mirasının tamamını da Türk Eğitim Vakfı'na bırakmıştı. Ama Hilmi Özbeğen, mirasla ilgili dava açıp mirasta hak sahibi olması gerektiğini, üstelik bunu da ileri götürüp Ferdi Özbeğen'in hayata göz yummadan önceki son zamanlarında akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Başta Fedon olmak üzere Ferdi Özbeğen'in tüm arkadaşları bu iddiayı yalanlasa da miras davası 2017'de Hilmi Özbeğen'in yarı yarıya hak almasıyla sonuçlandı. Türk pop müziğinin
birçok virajında tekerlek izi bırakanlardan biriydi. Ve 2011'de Kaybedenler Kulübü filmi, 2020'de de Bir Başkadır dizisi vesilesiyle ne kadar yeniden dinlenmeye başlandıysa da Ferdi Özbeğen bir kesim tarafından akşam sofralarının, bazen gündüzüm seninle ile hüzünlü, bazen aşkımı bir sır gibi sakladımla daha az hüzünlü ama daima güzel olan ortamların en çok dinlenen sanatçılarından biri olmaya devam edecek. Yabancı gibi bir günlük mutluluğuma bir ömür alıp gittiler. Ne günlerdi o günler. Bir daha dönülse